Her türlü hastalığa bitkilerle Avrupa'da tedavi ediyoruz diyorlar, Türkiye'de tedavi ediyoruz diyemiyoruz. Yani mesela Alman olursa serbest, Fransız, İngiliz diyor ki tedavi ettik diyor, elimizde belge var, bilgi var, klinik araştırması var diyor. Türkiye'de konuşamıyoruz kanunlardan dolayı. Çok komik bir durum. Bu şeytan pençesi kökü. Harpagophytum procombensis Latincesi. Güney Afrika'nın çöllerinde, Namibya çöllerinde yetişir. 2 metre derinliğinde kökleri var. Bu 2 metre derinlikte rizom dediğimiz böyle yumrular oluşur, patates yumrusu gibi. Burada bu yumrularda herpagozit denen etken bir madde var. Bu romatizmaya karşı dünyada en etkili bitki, en etkili madde. Nereden biliyoruz? Evet, bir şey söylediğimiz zaman ispat etmemiz gerekir. İspat edemiyorsak konuşmamamız gerekir. Şimdi Türkiye'de maalesef birçok ilim adamı veyahut da ilim adamı olduğunu söyleyenler televizyona çıkıyor, şu şuna iyi gelir, bu buna iyi gelir vesaire vesaire. Belge nerede? Belge yok. Bilgi. Evet. Şimdi bu şeytan pençesi kökü resmi. Şurada çiçeği, şurada uzun bir kökü, burada da patates gibi yumrusu var. Bunun birleşiminde %2,5-3 oranında harpagozit var. Romatizmaya karşı dünyada en etkili şeytan pençesi kökü. Bununla ilgili mesela Almanya'nın Freiburg şehrinde üniversitenin kliniğinde Profesör Doktor Kubrinski 15 bin insanı tedavi etmiş bugüne kadar. Tedavi etmiş. Belge var, bilgi var. Klinik araştırması var. Binlerce insan omuz, sırt, bel, baş ağrısı, omuz ağrısı, eklem ağrısı, her türlü ağrıları yani romatoid artriti, eklem deformasyonu, artrozu, ankilozan spondiliti, yumuşak doku romatizmasını vesaire her türlü romatizmayı tedavi etmiş. Sadece bu bayan değil. Dünyada 100'e yakın klinik araştırması var. Klinik araştırması deyince ne oluyor? Geçip gidiyoruz da bir klinik araştırmasının yapılabilmesi için milyon dolarlık bütçe gerekir. Mesela 100 kişilik bir hasta grubunu 3 ay takip ettiğinizde hastanede 50 milyon euro yapar. Avro. 50 milyon. Bana diyorlar ki klinik araştırması yaptınız mı? Yapılmış, bilgi var, belge var. Ama benim param olsun, ben de tabii ki hastanelerde bunun klinik araştırmasını yapacağım da maddi imkanı yok. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da hükümetler, devlet bu tür çalışmaları destekliyor, finanse ediyor, sponsorluğunu yapıyor. Ama Türkiye'de maalesef bütçemiz çok, hükümetin, devletin bütçesi yetersiz olduğu için henüz destek veremiyor. İnşallah ileride bu tür destekler olursa biz de çalışmalar yapacağız. Fakat 50 binden fazla dünyada şeytan pençesi köküyle ilgili klinik araştırma yapılmış. Mesela ben de bir örnek vereyim. Bir genç 35 yaşlarında Ali Bey üşütme, grip, nezle vesaire derken böyle yatalak gibi evde yatıyor. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin. Tedavi olmamış, olamamış, romatizmaya dönüşmüş vesaire derken bir de artı hormonlu patates yemiş. Kayseri'nin Bünyan ilçesinin birkaç köyüne bu cips üreten firmalar, patates cipsi üreten firmalar tarlaları kiralamışlar köylülerden. Demişler ki biz falan firmanın cipsini üretiyoruz. Burada patates yetiştireceğiz. İyi, tamam, buyurun. Köylü de parayı görünce hemen parayı almış. Çalışmadan aynı parayı kazanıyoruz. Ne çalışalım ki? Yan gelip yatalım diye. Ve orada yetişen patatesler kavun büyüklüğünde, karpuz büyüklüğünde patates böyle böyle yetişmiş. GDO'lu, hormonlu patates. Şaşırmış millet. Ömründe hayatında hiç görmediği patatesler. Böyle büyük büyük. Firma büyük patatesleri toplamış. Küçük patatesleri almamış bile. Böyle küçük. Dediysem portakal büyüklüğünde, limon büyüklüğündeki patatesleri patates saymıyor. Demiş ki bunları siz toplayın, sizin olsun. Vatandaş da hani ne demişler?
bedava, sirke, baldan tatlıdır, toplamışlar, yemişler vesaire. Bu genç de bu patatesten yemiş. Annesi yapmış, bu da yemiş, ne yapsın? Aa, bütün vücudunun, pardon, hormon dengeleri bozulmuş. Adam kaloriferin üstüne oturuyor, vücudu ısınmıyor, terlemiyor. Kaloriferin üstüne kalkmıyor, sıcak açıyor. Sobanın yanına gidiyor, yok. Hamama gidiyor, terlemiyor. Terlemiyor hiç. Ne yaptıysa terlememiş. Her tarafı ağrıyor, kırılıyor, dökülüyor, sızlıyor. Dizlerini dövüyor, dizlerini vuruyor, vuruyor, morarıyor artık. Ağrıdan kemiğe kadar sızlıyor. Bir arada dedi ki ya şunu kullandım, bunu kullandım, onu kullandım. Hiçbir faydası olmadı, perişanım. Terlemiyor. Ne olduysa patatesten son oldu. Hormonlu, GDO'lu patates. Kayseri'nin Bünyan ilçesinin, o bizim köye yakın köyler daha. İsmini söylemeyeyim. Aa dedim ki bakalım inşallah hallederiz. Biz ona bazı gıda takviyeleri gönderdik. Kullan bakalım ne olacak. 6 hafta sonra tekrar denemek için hamama gitmiş. Belki terler miyim diye. Bu sefer öyle terlemiş ki şakır şakır sökür. Ve ondan sonra hiçbir rahatsızlık kalmamış. Geldi İstanbul'a dedi ki ekstra buraya geldim teşekkür etmek için size. Allah sizden razı olsun dedi. Öyle çok ağır bir vakayı hamdolsun iyileştirdik. Bir de Almanya'da bir bayan 83 yaşında yaşlı bir Hitler zamanında Doğu Almanya'dan Batı Almanya'ya kaçmış. Yahudileri öldürüyorlar. Şimdi de Yahudiler Müslümanları öldürüyor. Hitler'de öğrendikleri Müslümanlar üzerine deniyorlar. Daha kötüsünü, daha acımasızını. Evet. Allah her zaman masumun yanında. Şimdi bu 83 yaşındaki kadın sabah kalkıyor. Elleri böyle kartal pençesi gibi. Açamıyor, kapatamıyor. Beli tutuluyor böyle robot gibi. Her tarafı tutuluyor. Demiş ki benim hanıma kocam madem bu işle uğraşıyor bana bir çare. Dedim ki getir bakayım ilaçlarını bir bakayım. Oo, baktım ki doktoru nefroloji uzmanı bir ilaç yazmış. Onu da ev doktoru bakmadan 20 yıl devamlı yazmış. En fazla 3 ay yazılması gereken ilacı 20 yıl kullanmış. Doktor durmadan muayene etmeden gözüne bakıp yazmış böyle. Tamam şunu kullan, tamam bunu. Kadında bronşit, astım, alerji, romatizma, bir sürü hastalık ortaya çıkmış ilaçtan. Yan tesirleri sayılacak kadar çok. Aa, önce bunu dur diyeceğiz. Ne yapacağız? Şeytan pençesi kökü, ısırgan otu, arıtmış tohumu, ayrık otu, at kuyruğu otu, özel bir karışım, özel bir formülasyon ve özel bazı ürünler. Kullanacak bakalım ne olacak? Ne oldu? 6 ay sonra kadın kendine geldi. Şimdi cumartesi günleri doktor geliyor kontrola. Hemen bizim verdiklerimizi masanın altına koyuyor. Doktorun verdiklerini masanın üstüne koyuyor. Bir seferde unutmuş. Doktor demiş buna ne? Vallahi gökçek veriyor artık sağlığıma sıhhatime kavuştum. Sen 20 yılda beni perişan ettin. Bu adam beni 6 ayda tekrar canlandırdı. Tartışmışlar. Aldımış ilaçlarını atmış. Doktor da beni çağırdı. Dedi ki arkadaş sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorum dedim. Ya buna bir şey de vermişsin. Kadın dedi bana hakaret mi? Dedim ki kötü mü oldu? Yok. Klinik araştırması yapılmış. Etkisi ispat edilmiş. Bu kadar hasta olan kadın iyileşmiş. Kötü bir şey mi? Yok haklısın doğru. Yapacak bir şey yok. İyi ama güzel bir şey falan. Bir şey de diyemedim.